ehli. İnnekum zalemtum enfusekum bittihazikumul Dedi ki Musa aleyhisselam ey benim kavmim yine silmiyor, atmıyor, kovmuyor. Siz diyor bu tapmakla, tapınmakla, bu zayıyı tanrı edinmekle kendinize yazık ettiniz, zulmettiniz. Rab'den, tevhidden kopmak zulümdür, fısktır, fucurdur. Siz zulmettiniz ama Yüce Rabbim kapıları her zaman açık. Tevbe kapıları her zaman açık. Fetubu ile bariikum. Dönün Rabbinize. Tevbe Rab ile kulun bağlantısının kesilmesi demek olan günahtan kurtulup kopan bağlantının yeniden kurulması sağlanmasıdır. Günah kulun Rabbi ile bağlantısının kesilmesi, kopması. Nur olan ışık kaynağıyla bağlantımız kesilirse karanlıkta kalırız. Her günah karanlıktır. Zulümdür, zulümattır. Tevbe nedir? Kopan bağlantının yeniden sağlanmasıdır. Yeniden bağlandı mı, yeniden nurlanıyor, yeniden aydınlanıyor. Tevbe nedir? Rabbe dönmektir. Asla dönmektir. Fıtrata dönmektir. Tevbe nedir? Günah Fıtrattan kopma yabancılaşmadır, inhiraftır, uzaklaşmadır. Onun için günah gurbettir. Onun için ibadet, sevap, Allah'ın ölçüleri içerisinde kalmak vuslattır. Öz vatanında yaşamaktır. Onun için inanmak küfretmekten çok kolaydır. Küfretmek o kadar zor ki, şirk koşmak o kadar zor ki, günah işlemek o kadar zor ki. Neden? Tevhidin mantığı var. İman etmenin mantığı var. Sevap işlemenin mantığı var. İnsanın hem maddesine hem manasına katkı sağlıyor. Ama şirk koşma, akıl, mantık almıyor, kavramıyor. Ve insanın zararına, insanın içi dışı paramparça oluyor. Günahların her biri insanın zararına, aleyhine. Bunu insan fark ediyor ama buna rağmen insan şirkin, buna rağmen insan küfrün içerisinde olabiliyor. Onun için günah fıtrattan, asıldan, asıl vatandan kopma, fıtrattan uzaklaşma ve gurbette kalma demektir. Onun için dönün Rabbinize, dönün aslınıza, dönün yaratını, yaratıcınıza, dönün fıtratınıza ama arınarak, temizlenerek dönün. Hani gelin bu kapıya ama geldiğiniz gibi kalacaksanız gelmeyin demektir o. Gelin bu kapıya arınmak için, yunmak yıkanmak için gelin faktulu enfusekum nefislerinizi öldürün diyor Hz. Musa kavmine günah